Türkiye'nin her bölgesinde ayrı bir güzellik, ayrı bir doğal kaynak bulunuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sahip olduğu ocaklardan gümüş traverten ve emprador çıkarırken çevreyi göz ardı etmeyen diğer madencilik, 3 yer bilimcinin öncülüğünde kuruluyor. Fabrika müdürü Çiğa Cengiz, yıllık 200 bin metrekare üretim kapasitesiyle birlikte istihdama katkılarını da artırmak istediklerini söylüyor. Maden Tetkik Arama Raporu'na göre 5 milyar metreküp mermer rezerviyle dünya mermer potansiyelinin %40'ı Türkiye'de bulunuyor. Madencilik sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip 3 yer bilimcinin öncülüğünde kurulan Diyar Madencilik, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan rezervleri en iyi şekilde değerlendirmek üzere yola çıkıyor. Yeni sahaları arayışında olsun, yeni ocaklar arayışında olsun, ARGE çalışmalarında olsun, firma ortaklarımızın üçünün de mühendis olması tabii firmamıza çok büyük bir olumlu katkısı oldu. Firmamız 2007 yılında kuruldu. 2009 yılında Adıyaman Kahta bölgesinde Emperador Ocağımızı açtık, ilk ocağımız. Daha sonra 2014 yılında Diyarbakır'da fabrikamızı kurduk. Şu anda bir fabrikamız da var. Adıyaman Ocağı'nda çıkardığımız bloklarımızı Diyarbakır merkezdeki fabrikamızda kesip ebatlı sektörüne girdik daha sonra. Yeni ocak arayışlarımız devam ediyor. Aynı zamanda şu anda Van bölgesinde bir gümüş traverten dediğimiz ocak, ikinci bir ocağımız var. Doğal taşlar çıkarıldığı bölgeye göre farklı isimler alıyor. Adıyaman bölgesinden çıkan Dark Golden Emperor dediğimiz bir ürünümüz var. Bunu biz yıllık olarak 40 bin metreküp hacminde üretim yapmaktayız şu anda. %80 olarak biz Çin'e ihraç ediyoruz bu malzememizi. Buradan bir Dark Golden Emperor dediğimiz malzememizin bir koyu seleksiyonumuz var, bir de açık seleksiyonumuz var. Bu da aynı bölgeden çıkıyor. Az önce sözünü ettiğim Van bölgesinden de Silver yani gümüş traverten ocağımızın da çeşitli seleksiyonları mevcut. Şu şekilde olduğu gibi. Daha çok Amerika ve Avrupa pazarına hitap eden de cross kesim dediğimiz, ters kesim dediğimiz bir ürünümüz var. Fabrika müdürü Çiğa Cengiz, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de potansiyele sahip olduklarını dile getiriyor. Diyarbakır bölgesinde, İzmir bölgesinde, Isparta bölgesinde kapattığımız ruhsatlar var. Ama henüz açılmayan ruhsatlarımız var. Türkiye mermer konusunda çok zengin, çok çeşitliliğe sahip. Rezerv konusunda hiçbir problem yok. Yaşanan savaşlar hitap edilen pazarı daraltırken enerji maliyetlerinin yüksekliği de üreticinin rekabet koşullarını etkileyen bir diğer etken oluyor diyor Çiğa Cengiz. Zorluklar karşısında mücadele ederken çevre hassasiyetiyle hareket ettiklerinin de altını çiziyor. Ocak anlamında çevreye olabildiğince çok az hasar vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii mermer sektörü kullanmadan herhangi bir kimyasal madde kullanılmamasından dolayı çevreye hani bizce olabildiğince en az zarar veren işletmelerden bir tanesi. Tabii illaki çalışılırken belirli bir bölgeler kazılıyor. Daha sonra oraların işte kapatılıp ağaçlandırılması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar da zaman zaman yapılıyor. Tabii elimizden geldiğince biz de çevreye duyarlı esası yani bu esasta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İç ve dış pazardaki potansiyellerini de konuşuyoruz Çiğa Cengiz'le. Adıyaman ocağımızdan ürettiğimiz yaklaşık 40 bin metreküp biz üretim yapıyoruz orada. %80-90 dolayında Çin'e gönderiyoruz ham blok olarak. Daha sonra işte %10-15 civarında da bir kısım kendi fabrikamıza getiriyoruz. Orada da kesimlerimiz yapıyoruz. Kendi fabrikamızdan daha çok Suudi Arabistan, Libya, Tunus, Fas, Cezayir, Dubai, Katar, Kuveyt, Suriye. Şu anda savaşın olmasından dolayı çok azaldı Suriye ve Irak. Bu tür bölgelere biz ürünlerimizi gönderiyoruz ebatlı anlamında. Traverten ocaklarımızın da işletilmesinden sonra umarız ki Avrupa ve Amerika pazarlarına da açılabileceğiz. Ve doğru bilinen yanlışlar. Cengiz, kendi taşımızı blok halde Çin'e satıp işlendikten sonra çok daha pahalıya geri aldığımız bilgisinin gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Duruma şöyle açıklık getiriyor. Mermer sektöründe bir bilgi kirliliği var aslında. Şu yönde bunu belirtmek istiyoruz. Zannediliyor ki Türkiye'de üretilen ham mermer blokları Çin'e gittikten sonra işlenip ondan sonra tekrar Türkiye'ye satıldığı yönünde bir şey var.
Biz yani sektörün içinde ve takip eden birisi olsa sürekli, yani sürekli biz Çin'e gidiyoruz her yıl. Oradaki fuara katılıyoruz, oradaki müşterilerimizi geziyoruz. Yani Çin Türkiye'den aldığı mermer rezervlerinin en azından %80'ini, 90'ını kendi içinde tüketiyor. Ya da o bölgelerde Tayvan, Kore, yakın bölgelerdeki ülkelere satıyor. Oradan daha çok Türkiye'ye granit geliyor. Aslında bundan dolayı bir şey var. Ham maddemizi aslında kendimiz işleyip satalım tarzında bir şey var ama hani yolu biraz daha şeyden geçiyor gibi. Buradaki firmaların biraz ocak açıp blok satıp biraz sermaye yaptıktan sonra tesisleşmesinden geçiyor. Orta ölçekli bir fabrika yapılması şu anda 20 milyon 25 milyon TL civarında bir yatırım maliyeti gerektiriyor. Tabii bu yatırım maliyetinin elde edilmesi için bir sermaye gerekiyor bunu da. Sektörle ilgili 10 yargıları ortadan kaldıralım, araştıralım, en doğru bilgiye beraber ulaşalım. İç pazarda inşaat sektörü oldukça hareketli. Otelden konuta Türkiye'nin her bölgesinde nitelikli projeler inşa ediliyor. Doğaltaş bu projelerde kullanılan en gözde ürünler arasında yer alıyor. Kendi taşımızı otellerde, konutlarda. Konutlarda mesela bizim Emprador malzememiz her türlü dış cephe kaplamalarda ve iç mekan kaplamalarında, merdiven uygulamalarında, asansör kenarlarında çok güzel bir dekoratif görüntü sergiliyor. Ondan sonra traverten malzemesi de daha çok cilasız bir şekilde ıslak hacimlerde, dış cephede mesela, yürüme yollarında, havuz kenarlarında diyebileceğimiz yerlerde kullanılıyor. En büyük hedeflerinden birinin istihdama katkı sağlamak olduğunu söyleyen Çiğa Cengiz, 200 bin metrekare üretim kapasitesini artırmak istediklerini de dile getirerek sözlerini noktalıyor. Sürekli büyümeyi aslında kendimize esas alıyoruz. Bu büyümeyi esas alırken işte bulunduğumuz coğrafyada yaşadığımız bölgedeki insanlara istihdam sağlamak, ilimize ve ülkemize katma değer sağlamayı amaçlıyoruz kendi ülkemizde. Şu anda fabrikamızda 200 bin metrekarelik yıllık üretim kapasitemiz var. Bunu tabii biraz da jeopolitik ortamdan dolayı çevredeki ülkelerdeki bu savaş durumlarının bitmesiyle bağlantılı olarak daha da arttırmayı planlıyoruz. İkinci bir fabrika olabilir. Başka değişik sektörlerde yatırımlarımız olabilir. Bunları hedefliyoruz kendimiz için. Biz diğer madencilik olarak her türlü ürünümüzün kalite anlamında arkasında olduğunu belirtmek isteriz. Zaten bir 5-6 yıllık bir çalışma sürecimizde hani görüştüğümüz firmalar da bunu artık anladıklarından dolayı her türlü güvenle bize yaklaşımları olsun, çalışma prensiplerimiz olsun. Daha bir güvenle yaklaşıyorlar bize ve her çeşit malzemeyle ilgili olsun, problemlerle ilgili yani ürünümüzün arkasında olduğumuzu belirtmek isteriz. Kaliteli bir şekilde üretimimize devam etmek isteriz.